Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Zibrit ırk standartlarıyla karşınızdayım. Bu videodaki amacım bu işe yeni başlayacak arkadaşlar olabilir, emekli abilerim olabilir, yaşıtlarım olabilir, küçüklerim olabilir, ablalarım olabilir. Hiç fark etmez. Bu işe yeni başlayacak insanların zibrit alırken kandırılmaması. Tek amacım bu. Vereceğim bilgiler bana ait ve bana özel değiller. Bizzat federasyondan çıkma kesin bilgilerdir. Bu bilgileri sizlere uygulamalı olarak anlatacağım. Anlatmadan önce videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet zibritleri tanıyalım. Zibritler İngiltere menşe muhteşem görünümlü bir tavuk cinsidir. Minyatürdür ve az yer kaplar. Zibrit tavuğu kanatlı hayvan meraklıları arasında sevecen doğaları ve güzel tüyleri ile çok popülerdir. Tavuk ve horoz aynı renge ve aynı tüy yapısına sahip olan tek ırk olma özelliğine sahiptir. 3 renkten oluşmaktadır. Yani federasyona sadece 3 renk kayıt almış. Biri altın zibrit karşınızda duruyor. Biri gümüş zibrit burada. Biri de buff zibrit arkadaşlar. Yani buff zibrit diye okunuyor. 3 ana renk olarak bulunuyor. Piyasada limon zibrit denen zibrit altın zibritle gümüş zibritin ortaya çıkardığı bir renk olarak gözüküyor ve federasyonda limon zibrit diye bir şey yok arkadaşlar bilginiz olsun. Zibritlerde hangi renk olursa olsun erkek ve tavuk aynı tüy yapısına sahiptir. Horozların yeleleri ve sırtındaki kuyruk uçlarındaki tüyler sivri değildir. Tamamen tavukla aynıdır. Kuyrukları yelpaze şeklindedir. Zibrit ırkının göğüsleri geniştir. Videoda gördüğünüz gibi kanat uçları yeri gösterir. Ayak renkleri mavimsi ve morumsudur. Yani yeşil ayaklı bir zibrit yoktur arkadaşlar. Beyaz ayaklı bir zibrit yoktur. Bilginiz olsun. Şimdi bir gümüş, bir de altın zibriti yakalayacağım. Dişi ve erkek fark etmez. Dediğim gibi horozları da dişilerle aynı renktir ve aynı tüy yapısına sahiptir. Bilginiz olsun. Birer örnek olarak sizlere elimde göstereceğim nasıl olması gerektiğini. Şimdi sizlere gümüş zibrit bir horoz yakaladım. Dediğim gibi horoz ve tavukları aynıdır, değişmez. Anlattığım bilgiler her ikisi için de geçerlidir. Öncelikle arkadaşlar zibritlerin ayak renk tonu budur. Yani dediğim gibi beyaz olmaz, yeşil olmaz. Gördüğünüz gibi parmak sayıları 4'tür arkadaşlar. 5 parmaklı zibrit olmaz. Ayak rengi tamamen budur. Parmak uçlarına kadar bu renge sahiptir. Gördüğünüz gibi mavimsi bir ayak rengine sahip zibritler. Zibritlerin ibikleri dişi erkek fark etmez. Sonu bu şekilde sivri biter. Bu anlattığım bilgiler bana ait değil. Tekrar söylüyorum, federasyona ait. Zibritler dişi ve erkek olmak üzere gül ibiktir ve bu şekilde ibikleri gözükür. İbiklerin sonu görmüş olduğunuz gibi sivri bir uçla biter. Şimdi arkadaşlar küpelerden bahsedelim. Altın zibrit ya da gümüş zibrit fark etmez. Horoz ya da tavukların küpeleri morumsu'dur, kırmızıdır. Bilginiz olsun. Beyaz küpeli zibrit olmaz. Küpe dediğim şey kulak deliğinin altında bulunan morumsu yer. Yani ekranda mor olarak görmüş olduğunuz şu kısım küpedir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Göz rengi de koyudur arkadaşlar. Yine onu da buradan söyleyeyim. Şimdi gelelim tüylerine. Arkadaşlar zibritlerin bütün tüyleri bakın. Dikkat edin bakın arkadaşlar zibritlerin bütün tüyleri etrafı çemberlidir. Yani hangi renk olursa olsun bütün tüylerde çember bulunur. Bu kanat tüyleri için de geçerlidir. Kuyruk tüyleri için de geçerlidir. Alırken kandırılmayın. Dikkat edin. Yani adamın zibritinin omuzları, göğsü bu şekilde çizgilidir. Kuyruklarının çizgisi yoktur. Bu hayvandan uzak durun. Kanatlarının çizgisi yoktur. Bu hayvandan uzak durun. Bakın, her tüyü çizgilidir arkadaşlar. Sakın kandırılmayın. Zibritlerin bütün tüyleri çizgili olmak zorunda en alta kadar. Bakın, en alta kadar çizgi olacak. Bu onun safkan olduğunu gösterir. Aynı şekilde kuyrukları da çizgili olacak. Horozların çatal kuyruğu olmaz. Köy horozları gibi sarkan kuyruğu olmaz. Tamamen tavuk tüylüdür. Bilginiz olsun. Tavuk tüy yapısı nasılsa horozunun tüy yapısı da aynıdır. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın bu horoz olmasına rağmen süs tüyü yoktur. Tamamen tavuk tüyüyle aynıdır ve bütün kuyruklarının etrafı siyah çemberle doludur. Yani beyazın etrafının çizili olmasından bahsediyorum. Hepsi çizilidir arkadaşlar. Bir tanesi iki tanesi olmayacak. Hepsi çizilidir. Sadece uçları çizili olmayacak. Bütün boydan boya etrafı çizili olacak zibritlerin. Alırken kandırılmayın. Bakın boydan boya çizgili olacak. Sadece uçları olmayacak. Buna çok dikkat edin. Görüyor musunuz? Bütün tüyleri çizili. Yani üstten bir iki sıra üç sıra çizili olup altı çizili olmamış olmayacak. Hepsi çizili olacak. Ne kadar tüy varsa etrafı siyah çemberli çizili olacak. Bu bir gümüş horozdur arkadaşlar. Tavuk tüyü de aynı şekilde hiçbir şekilde değişmez. Tek tek yakalamayacağım. Örnek olması için sizlerle paylaşıyorum. Yine dikkat edin. Sadece uçlarında şu renk oldu diye zibrit zannetmeyin. Tüyünün tamamı çizili olacak. Bu şekilde videodaki gibi. Sizlere birebir ispatını gösteriyorum. Bakın komple boydan boya çizili olacak. Köküne kadar. Bilginiz olsun horozumuza da koskocaman bir maşallah tamamen standartlara uygun inanılmaz derecede mutluyum. Dişilerimizde aynı şekilde, altınlarımız da aynı şekilde. Şimdi altın bir dişi yakalayacağım ve onu da örnekler olarak paylaşacağım. Sizler için bir tane de dişi yakaladım arkadaşlar. Bakın dişilerimizde de aynı sistem geçerli. Çizgiler baştan aşağı olacak. Bütün tüylerimiz çizgili olacak. Bakın görüyorsunuz maşallah maşallah bu kızımıza harika bir renk tonuna sahip bütün tüyleri çizgili olacak buna çok dikkat edin arkadaşlar baştan aşağı çizgi olacak sadece uçlarında çizgi olmayacak göğüsleri de aynı bu şekilde çizgili çizgili olacak kat kat gelecek arkadaşlar alırken kandırılmanızı istemiyorum dişlerin de kulakları pembemsi kırmızı ve morumsu olacak burada gördüğünüz gibi Harika bir dişi. Göz rengimiz koyu olacak. Yine gümüşte ne anlattıysam aynısı e, altın zibrit için de geçerli, buf zibrit için de geçerli. Buf zibritimi besliyordum biliyorsunuz. Eşi öldüğü için dişisini sahiplendirdim. Onun da görüntüsünü bu videoya ekleyeceğim. Buf zibrit alırken de kandırılmayın. Sizlere görüntüsünü eklediğim gibi alın. Irk standartları bunlardır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ayrıca zibritlerin ibikleri gül ibik olacak. Balta ibik olmayacak. Zibritler balta ibik olmaz. Görmüş olduğunuz serama horozun ibiği baltadır. ince, uzun ve tırtıklıdır. Zibritler asla böyle olmaz. Sizlere kendi zibritlerimden hem gümüş hem de altın olarak ve uygulamalı olarak örnekler vererek anlattım. Bu görüntüleri ekran kaydı alabilirsiniz. Böylelikle zibrit alırken kandırılmamış olursunuz. Videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çekilişleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.